Hemen bir intromuzu patlatalım. Herkese merhaba dostlar. Yeniden sahalardayız. Yakıt ışığımızda tam selamımı veriyorken yandı. 400 metre olmuş yanalı. Bugün dostlar kanalımızın bir konuğu var. Aslında ben giriş yaptım ama giriş kaydında mikrofonun bozuk olduğunu gördüm. O yüzden tekrar giriş yapıyorum. Kanalımızın bugünkü konuğu Araltı'nın abisi veya kardeşi. Abisi mi kardeşi mi bilmiyorum. Bazıları hala R7 yazdığı için, yani daha yüksek sesi olduğu için abisi sanıyor ama Araltı'nın kardeşi R7 bugün bizlerle dostlar. Oo, hala gazlıyor abimiz. Birlikte gazlayacağız, birazcık duracağız, az sonra durduğumuzda motordan bahsedeceğiz. Yan yana bir koyacağız. Nasıl farkları var? Bu motor neden var? Ben de bir R7 ile çekim yapmak, onu kanalıma almak istiyordum. Çünkü daha önce denk gelmemiştik, sadece yollarda falan görmüştüm. R7'nin sürücüsü Kadir abi, kendisi benim takipçim, beni YouTube'dan görmüş. Bir mail attı, ben normalde yurt dışında yaşıyorum, işte bu motor Türkiye'deki motorum, geldiğim sürelerde biniyorum diye. Tekrar dönmeden önce seninle bir anı kaydımız olsun isterim, eğer sen de istersen bir video çekelim dedi. Çok iyi oldu benim için de. Sizlere çünkü R7'yi bir göstermek istiyordum. Hatta belki gitmeden bizler de bir sürüş yaparız. Arkadaşlar tamam. Ha, gaz mı açıyorsun? Ne yaptın abi? Anlamadım. Şimdi daha sonra durduğumuzda onunla bir tanışacağız. Ondan sonra otobana gazlamaya çıkacağız. Hadi bakalım, o zaman bir tanışalım. Kadir abimizle sohbet ediyorduk. R7 böyle. Headers'lara bakın ya. Parlak parlak headers'larımız var. Ha, farları açıyorsak biz de açarız abi. Hemen açalım biz de. Şöyle bir dıştan görelim ikisini de. Güneşte olduğu için bizim folyodan dolayı çok belli olmuyor. Ama mercekler çok güzel. Bizim farlar altta. Bunun tek ortada böyle. Uzun da yine buradan daha kuvvetli geliyor sadece, değil mi? Evet. Uzunları gerçekten güzel. Motor attığımda da ortalık bayağı böyle bir herkes yani. Geceyi gündüze çeviriyoruz yani. Evet. Neyden bahsediyordun abi? Niye R7'yi tercih ettiğinden? Süper spor bir motosiklet. Aynı zamanda şehir içinde kullanımı rahat olduğunu düşünüyorum. Bir R6 gibi değil. Tamam, torklu bir makine. Çok fazla yüksek süratleri çıkamıyor ama zaten 200'ün üstüne ne kadar çıkıyoruz zaten. Kapatalım, akülerimiz bitmesin. Şehir içi için gayet memnun abimiz. Şu an kaç kilometre oldu abi? 2300. İyi yapmışsın ya yine abi. Ama bunu genelde Çeşme otoyolunda git geldi. Aa, bizim çıktığımız otoban. O zaman sen oraya alışıksın bayağı. Evet. Bir gazlarız o zaman. Urla'ya. Urla'ya doğru. Tamam, yeterli. Yeterli, o zaman bir bakarız şu R7 nasıl gidiyor. Arkadaşlar R7 ilk çıktığında herkes R6'nın abisi sandı. Hey sinek, rahat bırak bizi. Herkes isminden dolayı R6'nın üstüne bir şey gelecek sandı. Ben de öyle. Dedim ki ne oluyor? Çünkü öyle bir dönemde çıktı ki hem R6'nın üretimi sonlandı hem de R7 geldi. O yüzden sinirliyiz bu motora. Ama güzel bir motor ya. Boşluğu dolduracak bir motor yapılmış. Üzerinde CP2 bloğu var. Yani MT7 ve Tracer'la aynı bloğa sahip. Zaten MT7 kullandım biliyorsunuz bir iki ay. Bizde de vardı. Aynı egzoz çıkışı var. Birebir aynı. R6 kostümleri giydirilmiş. R6'dan birazcık daha yüksek bir gidon koyulmuş. 1 santim deniyor ama yani burada 1 santim fark yok bence abi be. Acaba ayaklığı çok yüksek olduğu için mi? Şöyle azıcık dikeltirsen. Evet, ayaklığımız birazcık şeymiş. Harbiden 1 santim falan. Ama şehir içi kullanımı rahat abimizin bahsettiğine göre. R1'den önce R6'da kalkınca R1'e geçiş motoru gibi çıktı böyle ortaya. Sadece ben en azından hani CP3, MT9 bloğu kullanılabilirdi. Veya bir şekilde 4 silindir bir motor yapılabilirdi. Çünkü rakibi 4 silindire sahip CBR650R. Gördüğünüz üzere çok güzel bir tasarımı var bunun da. O da aşikar. R6 kostümleri, R6 çizgilerine sahip. Ben bir eksiğini söyleyebilirim. Sadran olayı gün ışığında çok kötü. Bunlar şuralardan falan geçiyor. Ben bunları buraya topladım. Kabloları falan ortalığa koymuşlar. Görüşü engelliyormuş. Gündüz görüşü çok iyi değilmiş. Şu anda zaten baktığım kadarıyla böyle parlak parlak durmuyor doğrusu. Abimiz frenleri de amortisörleri de sert ayarlamış. Tam böyle pist sürüşüne uygun. Ayrıca koruma takozları falan eklemiş abimiz üstüne. Buralarda falan ne bulduysa bayiden. Bütün ekstraları eklemiş. Böyle ekipmanla falan dolu olduğumu seviyorum diyor. Mesela arkada da bir şeyleri falan var. Evet, ben heyecanlıyım ya bu ikisini yollayan yana görmek için. R6'yla hani böyle ufak kalkışlar yaparız. Risk etmeni falan istemiyorum tabii ki. Bu
videonun güzel yanı ne olacak biliyor musun abi? R7'den her bahsedildiğinde R6 konuşuluyor. Şimdi bizim videomuzda başrolümüz R6, canımız gölge R7'nin yanında olacak. R7'yi merak edenler, R6'yla nasıl bir fark olduğunu görmek isteyenler bu videoda görmüş olacaklar. Canavarları çalıştıralım, yola bir çıkalım, bakalım nasıl gidiyorlar. Çıkmadan önce deneyeyim yani, neden çıkmadan önce bir görmeyeyim. Hemen bir oturuyoruz. Böyle tutunca R6 diyorlar da değil ya. Yatıklık daha fazla bunda. Deposu çok büyük. Aynen, bakın depoya bakın, bu böyle. Gölgenin biraz daha heybetli. Güzel motor ama yani biraz ince kafadan. Benim en sevmediğim şey şu dostlar, yeni motorlarda bu kafalar bir gitgide küçülüyor. Bu da öyle bu arada, hani eski R6'ların falan herhalde bir ince daha büyük. Yani gitgide bu sevdiğimiz heybetli kafalar küçülüyor. Bir bunu sevmiyorum. Onun dışında gayet güzel modern hatları var. Şimdi şöyle bir ufak döneceğim burada yola çıkmadan önce. Vay, hemen geliyor güç. MS7 tabii içindeki. Ya aslında bununla da bir gazlanabilir ya. Hey! Kuvvetli motor. Kötü değil yani. Tabii ki top speed'de falan hani otobanda gölgeyle yarışamaz. Ama mesela abi diyor ki benim diyor öyle bir hıza da ihtiyacım yok. Ben memnunum, bana yeterli diyor. Hafif bu arada. Şu an o hafifliği gözüme çarptı yani. Bir R25 gibi hissettim. R25 gibi kıvrak ama daha güçlü geldi bana. İlk hissiyatlar böyle. Aslında var ya dostlar, bu R7'yi alıp bir gazlamayalım mı otobanda? Frene bakalım. Wow, frenler çok başarılı. Videoyu beğenip yorumlarda belirterek isteyip istemediğinizi bana dile getirebilirsiniz dostlar, istiyorsak. Bu canavarla da bir video çekelim. Güzel yani. Merak ettim yolda acaba nasıl gidecek. Hadi o zaman çıkalım direkt abi yola. Şimdi açalım. Ama bizim göstergemize ben hastayım ya. Hem analog hem de dijital bir sürü şey var. Ben çok memnunum. Evet dostlar, canavarlar çalıştı. Egzozu yok tabii ki. Biraz yanımıza sönük kalacak. Fazla gazla ama ben de sana yetişebileyim dedi. Ortamı sağlayacağım. Abimiz yaklaşık 10-15 yıldır yurt dışında yaşıyor. Sadece böyle iş amaçlı bir 2 ay geliyormuş Türkiye'ye. Kendine bir R7 almış, onunla dolaşmak istiyor. 8-9 ay olmuş alalı, ilk çıktığı zamanlardan almış. Lastiklerimiz biraz ıslandı, nefret ediyorum. Aman aman, sana ne oldu ya? İntihar etmiş. Bu normalde böyle tam duruyordu bana karşı. Bir şeyler oldu, o da farklı bir kafa yaşıyor. Böyle dur. Sallanıyor böyle de. Neyse arkadaşlar, onu görmezden gelin. Evet, kesinlikle küçücük görünüyor. Önden bakınca güçlü bir motor istiyor ama çok kasılmak, yorulmak da istemiyor. O yüzden gidiyor R7 alıyor. Çok iyi seçim. Ben seni takip edeceğim. Arkadaşlar, o motorun top speed'i 220. Biz bu manyakla biliyorsunuz 220. Gayet kolay ulaşabildiğimiz hızlar. Top speed 220 dedim de onun dediğine göre yani. En fazla 220 falan görmüş. Belki daha fazladır. Otobanda harcarız. Orası garanti. Abi çok ayrı iki karakteriz ya. Ben az önce tekerdeyken geçemediğim için üzülüyorken o adam sol şeridi sinyal yakıp geçiyor bak. Evet. Gazı açtı abi. Yalan oldu, geliyor şimdi. Şimdi yanaştı yanımız R7. Evet. Benimseyen bir adam olmadığını söyledi. Okey, az önce bir kalkış yaptık ama daha fazla gaz açılabilir tabii ki. Onu da eğer istiyorsak, dediğim gibi videoyu beğenip yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Önden bakınca da biraz yüksek görünüyor. Hani R6'ya kıyaslayınca.
çok temiz değil, çok rampalı. O yüzden ben gazlamayayım ki adam da gaz açmasın. 3 korna yapacağım az sonra düzlüğe çıkınca. Tamam, aynı sayı 100 kilo. Kaçarı yok. Geliyor hani, bakalım. Dörtleri yakmış. Abi insanları da bozuyoruz ya valla. Mis gibi sürüyor adam. Tamam, yeterli bu kadar gazlama. Biz o motorla apaçiliklerimizi yine yaparız. Evet, buradan içeri girelim. Az sonra durduğumuzda motorların ufak bir dış görüntüsünü de alacağım. Nasıldı abi? Eğlenceli mi? Bana bakıyor, bu manyak ne yapacak yine diye. Havalar güzelleşti, herkesler sağda. MT7'nin biraz daha racing'e benzetilmiş, biraz daha teknolojik hali olmuş. Yakışıklı duruyor, kesinlikle dikkat çekiyor. Alış sebeplerimden biri de bu dedi. Dikkat çeksin, racing gibi görünsün ama racing kadar kasmasın. Güçlü olsun ama bunun kadar korkutucu olmasın falan falan. 650 R'ın rakibi. Ben 650 R'ı da kullandım biliyorsunuz. Bir yıl, bir buçuk yıl kadar önce kanalda videosu var. Çok beğenmiştim. Gayet güzel motor, 4 silindir. Fazla yakmıyor. Sesi de güzel. Çok kuvvetli değil, uçmuyor. Merhaba kanka, ne haber? Yoktan abi. İyi şükür. Abi seni gördük ya sonunda. İyi, eyvallah, eksik olmayın. Seni gördük, geri döndük diyorlar. Onlar da katıldı herhalde bizim sürüşe. Merhaba kardeşim. Konvoyu yaptık ya, 4-5 kişi olduk. Evet, Arhi'de açtık hızı. Kardeşler de arkadan takip ediyor. O zaman bu konvoy için bir teker patlar. Sticker mı? Var kanka, vereyim, gel. Geldik sonunda. İyi, geldik şükür ya. Bu arkadaş var ya, bu eleman, sana bahsettim en son beni sen. Senin sayende bu videoyu çekiyoruz. Merhaba kardeşim. Merhaba. O zaman sana bir BYK sticker'ı yeni videodan. Merhaba kanka. Rica ederim. Kankalar kazasız belasız, teker değmesin. Teker taşınıza. Teker değmesin. Tekerinize taş değmesin. Buradan mı gireceğiz? Tamam. İşte olaydan bahsediyorduk. Başımıza geldi dostlar. Bu kardeşler abi durdurmuşlar abi. BYK, BYK diye. O da durmuş. Demiş ki hayırdır ne oluyor? Neyse işte BYK değilmişsin abi. Kusura bakma falan. Görüşürüz yapmışlar. Bundan bahsediyordu bana. Ondan sonra girip bakmış. Aylardır ben Türkiye'de yokum diye ilk defa geldim. Denk gelmemiştim çünkü. Yaşadığım ülkenin keşfeti benim önüme çıkıyor. O yüzden tanımıyordum seni. Bir iki videona baktım. Beğendim. Çok hoşuma gitti. O yüzden mail attım dedi. Sağ olsun, eksik olmayın sizler de dostlar. O kardeşim vesilesiyle bu videoyu çekiyoruz yani. Ondan sonra videomuza geliyor. Çok iyi olay ya. Abi şimdi beni bir yere götürüyor. Dış çekim falan yapalım istedim ben. Motorları bir yan yana koyup. Son birkaç videodur hem güzel bir intro, güzel bir outro koymaya çalışıyorum. Video sonunda da kullandığımız canavarların görsellerini koymaya çalışıyorum. Ayrı çekimler yapıp. Uğraşıyoruz ya her zamanki gibi. Sizler de dostlar beğenip abone olarak varlığınızı hissettirmeyi unutmayın. Şimdi sanırım geldik. Dostlar canavarları koyduk şöyle bir güzel manzaranın önüne. Çekimler yaptık. Güzel bir açı olduğu için burada da konuşmak istedim. Bana göre görüntü gerçekten güzel R7'nin de. Kesinlikle estetik duruyor. Hatta şöyle söyleyeyim, bu açıdan bakınca yani yan açıdan bakınca grenajlar falan daha heybetli görünüyor. Bu açıdan bakın, depo ince ve uzun. R6 kesinlikle daha agresif bir tasarıma sahip görüntü olarak ama yandan bakınca R7 daha dolu dolu görünüyor doğrusu. Şu grenaj daha büyük çünkü bizim yan grenaja göre. Abimizin taleplerini karşılayacak bir motor. Kesinlikle gölge bizim gönlümüzün padişahı. Stokların çoğu tükendi ama kalan stoklardan belki bedeninize uygun tişörtler vardır. bykvir.com sitesine göz atabilirsiniz motorcu temalı ürünler için. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. Kendimize de iyi bakıyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bugünlük bu kadar. BYK kaçar.